السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشكر الله جل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور وما شاء الله فضل سيدنا محمد ناظر الحقاني، مدد طريقاتنا الصحوة والخير في الجميع. Büyük Şeyh Efendi Şeyh Abdullah Dağsan Hazretleri der ki hakkul hayat ve hayatın ebedi diyor. Yani hakiki hayat ebedi hayattır. Bu hayatımız birden geçiyor. Şimdi insan durduğu yerde fark etmiyor yaşlandığını yahut başkalarının yaşlandığını. Şimdi Allah'a şükür iki gün ziyarete gittik Beyrut, Trablusşam. Oradaki insanları gördük, ihvanları gördük. Epeyce değişmişler çünkü. Bazen buraya gelenler vardı ama çoğu gelemiyorlar. Onların yani bazılarını 15 seneye yakın oldu görmediğimiz insanlar var. Büsbütün değişmişler. Bazıları rahmetlik olmuş. Bazıları işte dediğim çocuklar büyümüş. Yani herkes zor tanınıyor öyle. Bu hayat böyle. Allah Azze ve Celle bu hayatı hakiki hayat değil, geçici hayat olduğu için Allah'ın sünnetidir bu. Devamlı değişecek. Doğacak, büyüyecek, yaşlanacak, ölecek, başkası yerine gelecek. Bu böyle. Her şeyin de bir vakti var. Dünyanın da aynı şekilde vakti var. Dünya da değişiyor. Dünyada vakti, miadı geliyor. Kıyamet olacak. Ahir zaman olacak. Ahir zaman oldu da Mehdi aleyhisselam, İsa aleyhisselam çıkacak Allah'ın izniyle. Kullu atin karib diyor. Her gelecek yakındır. Bir bu sene işte sene başında ondan daha önce hacca gideceğiz, gideceğiz derdik. Hacca gittik, geçtik. Ondan sonra işte Kıbrıs'a gideceğiz, Kıbrıs'a geldik. Lübnan'a gideceğiz. Gene aynı şekilde gelen yakın diyor. Onun için bu Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi de Peygamber Efendimiz'in hak güzel sözüyle vaadi var. O da gelecek. Yaklaştı. Yakın oldu. İnsanlar yani dünya ve insanlar bozuldu. Her şey bozuldu. Onu ancak Mehdi Aleyhisselam düzeltir. Başka hiçbir şey ne ekonomi reçetesi diyorlar, bilmem siyasi reçete diyorlar, bilmem ne diyorlar. Şu diyor, bu yapacak, bu edecek filan. Dünyayı ancak Mehdi Aleyhisselam düzeltir. O da inşallah gelecek şimdi de gördüğümüz gibi. Gelen yakındır diyor. Kullu atin karib. Gelen yakındır. İnşallah ona da yetişiriz. İşte bu yolculukta Allah'a şükür Şeyh Adnan Efendi'yi de ziyaret ettik. Onda biraz rahatsızlıkları var. İnşallah Allah şifa verir. Oradaki insanlara da çok sevindiler. Allah sevinçlerini daim etsin. Nurlansınlar. İmanları da kuvvetlensin. Oradaki insanlara da hidayet olsun. Çünkü yoldan çıkaracak çok şeytan var. Çok insan suretinde şeytan çok.
doğru yol gibi gösterip de yoldan çıkaranlar çok. Allah korusun. Allah insanlara uyanıklık versin inşallah. Doğru yolu görsünler. Grand Şeyh was saying Hakkul hayat ve hayat-ı ebedi. Real life, the eternal life, he said. This is real life. Our life, it is like a movie, quickly coming and going. Because we was, alhamdulillah, 2 days in Lebanon, Beirut, Tripoli. Tripoli, maybe more than nearly 15 or 13 years we haven't been there. When you are in same place, you see many people frequently, you not realize they become changing or become older. But this, when you go some place, long time we didn't go, you see they're different. Because Tripoli people, they're humble people. Very few people there was coming here. But the most majority, they're in their place. And when you see them, you not know them, you not recognize them. Because 13 years going, many of them become very old. Young children, they become men, and the new children coming, some of them pass away. So in this you see how days going quickly. And you cannot do anything because this is Allah rule, and He make this life not real life. The real life, as Mawlana Sheikh Abdullah said, real life, the eternal life. We are here changing quickly, born and after going child, young, old man, after pass away. Like this, this whole life like this. And the life of world also same. Our life now for world also, the end of life of the world also. And we are waiting, inshallah, for to be with safer for this world. Because people everywhere, they are finished. Everything, they don't have any hope, they don't have any pleasure. They do everything and still, and they finish, they make whole world pollution and dirty. And everything they can do against themselves, they done. And they try to fix it. It cannot be fixed. Only one man he can fix it, and he is Mahdi alayhi salam. Because with normal way you cannot fix this. Need miracle, and miracle with this. Material people who are not believing in miracle, nothing can happen. If one of or two they can do something, but for the whole world it is also still same. So, and we are waiting, and inshallah it will be soon, because everything coming. It is near, say, كل آت قريب. Every thing coming, it is near. Because like last year, like this
times was saying we will go there, here, and we go to Hajj, and after Hajj go here. And we was waiting, and quickly coming, we finish all this, and even the year finish, and everything finish quickly, because coming. And this, what Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam promised us, it is also will come, inshallah. Be patient, and it will be, inshallah, we reach these days. Because nothing can save this world without miracle. Alhamdulillah, we went, we see murid, we see especially Sheikh Adnan. He is a little bit ill. Inshallah, Allah give him shifa. And he, mashallah, he, when he saw us, he was happy and become better, alhamdulillah. And other murid and other people, they was very happy. They are thirsty for spiritual. Inshallah, Allah make them whole time happy, give them this belief for them and for other people also, because they are this whole world, not Muslim, non-Muslim, or they're running after them, their desire to fill their stomach and to pleasure themselves, nothing else they're thinking. Allah give them for, inshallah, like light for them, inshallah, to be light for them, to come to right way, way of Allah Azza wa Jalla. Allah help them, Allah keep them safe from shaitan. And there's many shaitan, the worst shaitan, who are shape of human being. He's worst shaitan. And they are showing people who are doing good, and they take them to danger, to bad end. Allah keep them safe from these people. And these people especially, they are if community, not good community, all living together, they're happy with together, because Shaitan happy with them. But if they are good community, you see them divided, each other coming against other. Allah keep them safe, inshallah. Give them more iman, inshallah, for all of us, inshallah. Wa min Allah, tawfiq al-Fatiha. Yeah.